Merhabalar Two Shots izleyicileri. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bayağıdır ortalıklarda yokuz, yani bir hafta, 1,5 haftadır falan. Son günlerde böyle bir şeyler izleyeyim demiştim. Hani dizilere falan başlamıştım. Yeni bir diziye başladım, To Beer diye. Çok da hoşuma gitti yani. Diziden kısaca hatta şöyle de bahsedebilirim. Hani dünyanın en iyi restoranında en iyi şeflerle çalışmış bir abimiz. Onun abisi diyelim hatta intihar ediyor ve onun bir lokantasını, restoranını işletme için o restorana başlıyor ve o restoranı hayatta tutmaya çalışmasını ve çevresindeki insanla olan ilişkisini anlatan bir dizi. Dram komedi, hatta birazcık şöyle söyleyebilirim, kara komedi sisteminde. Başta oynayan abim zaten Shameless dizisinden tanıdığımız Gelir oynayan abimizdir kendisi. Hoş da bir insan. Ve dedim ki bugün sizlerle böyle gastronomi, yemekle alakalı, aşçılıkla alakalı güzel, hoş filmleri önerelim demiştik. Evet. Hazırsak o zaman başlayalım. 25 pounds? No, no, no. I ordered 200. You get 1250 for that on eBay. Boom. Evet, ilk filmimizle başlayalım. İlk filmimizin ismi Chef. Chef. İşte Chef, Chef. 2014 yapımı. Hem yönetmenliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlenen John Favreau abimizin, soy isminin nasıl olduğunu bilmiyorum o yüzden. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Dustin Hoffman gibi oyuncuların oynadığı bir filmdir. Şeften kısaca bahsedecek olursak, usta bir şefin halka açık bir ortamda tartışmasından sonra Los Angeles'taki restoranını, öyle söyleyelim, kaybetmesini ve sonrasında küçük oğlu ile beraber bir tane kamyon alıp orada yemek yapmasını anlatır. Ve tabii ki de hem de yazarlığını da üstleniyor bu abimiz ve senaryosunu 2 hafta içerisinde yazmış. Büyük bütçeli yerine aksine küçük bütçeli bir film yapmak istemiş kendisi. Bağımsız bir film olaraktan yapmak istemiş. Daha sonralarında ise bu film cidden yani yarı otobiyografik bir film. Onu da söyleyebiliriz. Yarı otobiyografik olmasının sebebi de abimiz zamanında yapmış bu işleri. Hatta oynadığı karakteri daha da iyi anlayabilmek için yeni bir aşçılık deneyimi de yaşamış. Ve bu kamyondaki mutfak sahnelerinde daha samimi bir ortam olması için daha çok diyalogları doğaçlama işlemişler. Şef filmi güzeldir, eğlencelidir. Yani ailecek de izlenebilecek bir filmdir. Tatlı ve öyle güzelinden. Evet, sıradaki film. So what are you gonna do? You're gonna laugh. Tony, Carl's got a taco truck. For real? I was so jealous when I heard your voice. I was like, that's what I want to do. Evet, sıra geldi ikinci filmimize. İkinci filmimiz yönetmeni John Wesley ve başrolünde Bradley Cooper abimizin oynadığı çok da güzel bir film olan Bond. 2015 yapımı. Evet, Bond filminden şöylece kısaca bahsedebiliriz. Karakterimiz birinci sınıf bir Paris restoranında iş yapan çok usta bir aşçımızdır. Ama bu aşçımızın bir sıkıntısı vardır. Nedir? Uyuşturucu kullanır ve çok da asabi bir insandır. Ve bu durum onun kariyerini bitirir. Sonrasında kendisi kariyerini tekrardan yükseltmek amaçlı İngiltere'ye gider ve orada bir lokantaya gider. Tatılır. O lokantayı da güzel bir, hani 3 yıldızlı bir restoran haline getirmeye çalışır. Tabii ki bu süreçte çok zorluklar yaşar. Yani mesela eskiden uyuşturucu aldığı adamla karşılaşır ve adam borcunu ister. Bir yandan borcu ödeme tehlikesi, hani ödemezse bir tehlikesi vardır. Bir yandan da o çalıştığı yerdeki insanlarla bir, nasıl diyeyim, uyumsuzluğu içerisinde vardır. Çünkü adamın sistemi farklıdır. Orada çalışanların sistemi farklıdır. Güzel bir filmdir. Cidden oyunculuklar da iyidir. Yani bir insanın düşüşünden yükselişini çok güzel şekilde anlatan bir film. Azmi anlatan bir film. Tavsiyemizdir. Sıradaki film. Figure,
sıradaki filmimiz yarı Türk bir filmdi. 2009 yapımı olan ve Fatih Akın abimizin çektiği Aşkla Ruhunu Tat. Saul Kitchen. Filmden şöylece bahsedebiliriz ki filmi bu arada çok sevdiğim yönetmende Fatih Akın'da. Yunanistan'daki bir Taverna adlı bir restorandan ilham alaraktan çekmiştir. Ve burada da Yunanlı bir restoran sahibi olan Zinos adlı bir abimiz üzerinden ilerliyor. İşçi sınıflarına yemek yapan eski ve köhne bir restorana sahiptir. Salt Kitchen adlı. Ve ondan sonra burayı idare etmeye çalışır. Lüks bir restoranda aile toplantısında Şanra'ya gitmeye çalışan işte kariyeri için gitme isteyen Nadine adlı kız arkadaşıyla da tartışır orada. Ve o sırada da bir tane de şef bir abimiz vardır Şehri adında. Ve bu da birazcık artık nasıl sıkıntılı bir adam olduğundan dolayı yani Borg'daki gibi müşteriyle falan tartışır ve o restorandan kovulur. Zinos abimiz dükkanı işletmeye devam ederken bir tane de hapishanedeki kardeşi vardır İlas diye. Ve hapishanedeki kardeşi özel izinle dışarı çıkabiliyor. Ama devletin verdiği bir durum vardır. Bir topluluğa yardım etmesi lazımdır. Zinos abimiz de kardeşini dükkanını yanına alır. Dükkanını alır restoranına. Onunla beraber çalışırken belini incitir, belini yarar ve çalışamaz duruma gelir. Bu süreçte de bu müşteriyle tartışıp işten ayrılmaz ona kalan Sherry adlı abimizle tanışırlar ve onu restorana işte aşçı olaraktan alırlar. Ve bu süreçte yaşadıkları olayları izleriz. Güzel bir filmdir ki Fatih Akın bu film için şeydir hani Yunanistan'daki hani gittiği tavernada diyor hani normal bir restoran diye bir aile ortamı vardı bizim oralarda diyor. Ve ben de bunu tatmak istemiştim diyor. Ve filmde de bunu tatmaya çalışır. Filmin müzikleri daha çok böyle rock ve punk rock tarzındadır. O taraflara hitap eder. Müzik tarzından da. Bir alevi, samimiyet ortamı yaratmaya çalışır. Güzelce de yaratmıştır. Eğlenceli bir filmdir. Tavsiyemizdir. Sıradaki film. Evet, sıradaki filmimiz 2000 yapımı. Yönetmeni Lasse Hallström. Dur ve başrollerinde Johnny Depp abimizin de oynadığı Çikolata. Yani ve bu bir kitaptır ve kitaptan uyarlanmıştır. Filmden şöyle kısaca bahsedebiliriz. Sucu bir Fransız kasabasına yeni gelen bir anne ve kızının hayatta kalma için bir çikolata dükkanı açması ve bu dükkanın o kasabadaki insanların zamanla hayatlarını değiştirmesini konu alır. Çünkü biraz muhafazakar bir kasabadır ve bu durumlara biraz karşıdırlar yenilikçiye. Ve çikolata dükkanı açılınca bir garipserler. İlk başta böyle bir uzak dururlar. Ama zamanla çok hoşlarına gider. Ve çiritler, kasabanın kendisi yavaş yavaş değişmeye başlar. Film güzel, eğlenceli bir film. Ailece izlenebilecek, tadımlık diyebileceğimiz bir filmdir. Tavsiyemizdir sıradaki film. Just in time for Lent. Shameless. Isn't it? Would you like to come in for some chocolate? What about boycott and morality then? Out for your husband. To awaken the passion. You've obviously never... Ve geldik son filmimize. Evet, son filmimiz. 96 yapımı olan Stanley Tucci ve Chapel Scott adlı iki abimizin çektiği ve İlk başta önerdiğimiz Şef filminde ilham kaynağı olan Big Night. Big Night filminin şöyle bir olayı var. Cidden de mesela Şef filmine de ilham vermiş ve çoğu filmlerden tarafından olumlu eleştirmenler tarafından sadece olumlu eleştiriler alan ve çoğu bu tarz filmlere de ilham kaynağı olan bir filmdir. Film 50'li yıllarda geçer.
İki tane İtalyan göçmen kardeşin Amerika'da bir restorantı, Cennet adlı bir restorantı daha doğrusu, işletmesini konu alır. Bu kardeşlerimizden birinin ismi Primo'dur. Ve Primo mükemmeliyetçi, parlak bir abimizdir. Yani işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan. Ama Amerika'nın şehrini de seven bir insan değildir. Hani İtalyan mutfağını daha çok önemseyen bir insandır kendi taraflarını. Ve hatta amcaları Roma'ya çağırır restoran işletmeleri için ve olumlu bir bakış atar. Ama diğer kardeşi Secondo yeni çabalara ve yaşamlara merak duyan, yenilikçiye açık bir arkadaşımızdır. Ve bunların ikisinin yaşadığı ve o restorantı ayakta tutmaya çabalarını şeyler. Biri çabacıdır, işleri iyi yapar. Diğeri mükemmeliyetçi olduğundan yemekleri çok güzel yapar ama bir türlü tutturamazlar. Yani restoran bir türlü iyi iş yapmaz. Bunların hatta restorantı hani güzel hal, iyi iş yapmasını diyelim sağlatabilecek tek çareleri de bir tane cazcı bir sanatçının konser vermesi onların restoranında ve adam da gelmez. Ve o süreçteki olaylarını izleriz aslında baktığımızda. Maybe 2 hours still. No, no, we have to serve now. I mean, okay. I worry it's going to be 2 hours going to fall. That's why I say it's 2 hours. No, no, no. We don't have time for 2 hours. Let's go. Come on, come on. Christian, open the door. Evet, bugün kısaca gastronomi, aşçılık, yemeklerle alakalı filmler önerdik. Ben çok fazla bu bölgelerle alakam olmadığından dolayı çok detaylı bir anlatım sergileyememiş olabilirim daha doğrusu. Olsun. Ama bu filmler cidden kaliteli bir filmler ve izlemenizi öneririz. Yani araştırdıklarımdan biliyorum. Ve izlerseniz daha iyi anlayacağınızı inanıyorum. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gülen yüzünüz hiç solmasın. Bay bay.